Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Pars mekanından kaçtı arkadaşlar. Şimdi onu hemen yerine koyacağım. Pars gel bakayım oğlum. Aferin, hadi gel. Hadi Pars gel. Pars gel Pars hadi. Yeter o kadar. Gel Pars. Aferin oğlum. Hadi gel bakayım Pars. Hayır siz yok. Pars gel. Hadi Pars hadi gel. Hadi gel. Hadi gel bak. Gel Pars. Lütfen gelir misin Pars? Pars gelir misin lütfen? Hadi Pars gel oğlum. Aferin oğlum. Aferin benim Pars'ım. Hadi gel. Aferin oğlum. Hadi gel. Hayır gel. Pars gel Pars. Hadi gel Pars gel. Pars gel, senin sırtından tutmak zorunda kalacağım gene. Şöyle hayır. Hayır al tamam. Hayır. Bak. Mars. Mars. Ya Mars. Buraya gel. Mars buraya gel. Bak Mars. Aferin Pars. Tamam oğlum. Aferin oğlum. Jack Russell'lar burada artık arkadaşlar. Oradan çıkmak yok. Çünkü diğer köpeklerle sabahleyin Pars Mars'ı da yoldan çıkartıyor. Küçük kutu da zaten onun çocukları. Sabahleyin en az 3-4 sefer Baron'a saldırı teşebbüsünde bulundular. Baron telleri yiyor sinirden. Yani özellikle dedim ki nasıl oluyor yani, ne oluyor? Burada duruyorlar. Buradan hücum ediyorlar oraya. Baron'un hiç suçu günahı yok yani. Pars tamamen hücum birlikleriyle saldırı yapıyor. O yüzden bunların çok da böyle dışarıda serbest kalmalarına izin vermeyeceğim arkadaşlar. Yani en azından akşam ben eve girince burada yine açık alanda dursunlar. İstedikleri zaman içeri girebilirler. Kapı açık. Buranın kapısı açık arkadaşlar. Aha. Hem de alanları var. Bak Pars oradan manzaraya karşı bakıyor. Takılsınlar. Burada bir kulübe var. Tertemiz ortamları var. İnşallah mutlu olurlar yani. Bizim Jack Russell'lar için, diğer hepsi için yani yapmış olduğumuz imkanları, onlara sunmuş olduğumuz imkanları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle alanın nasıl olduğunu, her şeyden önce kendi içimizin rahat olması için tertemiz olmasını sağlıyoruz. Ama tabii ki hayvanların da temiz ortamda yaşaması lazım. Böyle derme çatma işler çok sevmiyorum arkadaşlar. Yani burada rüzgar, fırtına, yağmur her şey var. O yüzden yaptığımız temizliğin çok fazla uzun ömrü olmasa da her gün yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bugün temizledim. Yarın belki de burası yine karışacak. Çünkü bakın şu yapraklar var. Rüzgar çok esiyor. Şu beyaz çiçekleri görüyorsunuz değil mi? Şu erik ağacını göstereyim size. Korsan sen peşimde niye dolaşıyorsun oğlum ya? Allah Allah git. Başka yer, bir sürü yer var. Niye benim peşimde dolaşıyorsun ha? Ne oğlum? Benim peşimde niye dolaşıyorsun? Arkadaşlar erik ağacındaki çiçekleri görüyorsunuz. Arılar falan var hala. Akşam oluyor ama arılar çalışmaya devam ediyor. O çiçekler dökülüyor. Yapraklar falan uçuyor.
Kiraz da çiçek açacak şimdi. Yavaş yavaş ilkbahar yüzünü gösterecek yani kış. Yani 3-4 gün önce burada kar vardı. Şimdi sanki hiç kar yağmamış da ya da kar yağlı bir ay olmuş gibi. Bütün her yerden kar kalktı şu anda. Çünkü çok sıcaklar oldu. Hem rüzgar hem sıcak. Karı bir anda silip süpürdü. Köpekleri görelim arkadaşlar teker teker. Kulübelerine bir bakalım. Baron, Vurgun, Reyna. Başkanlık sarayında artık başkanlık sarayının yeni oturan hayvanları Baron, Vurgun, Reyna. Baron zaten buranın başkanlık sarayının sahibiydi. Şimdi yanına bir tane sekreter aldı. Bir tane daha sekreter. Onlarla işlemleri yapacaklar burada. Burada şimdi arkadaşlar Al Capone'un yeri aşağıda. Al Capone'u işte şimdi yaz geliyor. Sıcak olduğu zaman Al Capone'u yukarı alacağız. Yana alacağız. Serin yere alacağım. Çünkü yazın buraya sıcak vuruyor. Al Capone değişmeli gelecek. Gelip gidecek yani. Çünkü sıcak buraya vuruyor arkadaşlar direkt. Baron'un üstünde üzüm asmalar olduğu için Pablo'nun üstünde Pablo serin oluyor. Ama Al Capone'un orada öyle bir şeyi yok. Sıcak direkt buraya vuruyor. Aferin oğlum benim. Evet. Al Capone'un mekanını görüyorsunuz. Pablo'nun mekanı bu şekil. Hadi oğlum. Hadi hiç, Al Capone'a hiç bakma gel. Hemen kavga edecekler. Arkadaşlar şimdi bizi şikayet eden bir şeyler söylemek istiyorum da şimdi sosyal medyada görüyoruz tabi. Ben görüyorum, paylaşıyorum. Sizler de görüyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar sosyal medyada yani artık belediyeler, insanlar köpeklere neler yaptıklarını görüyorsunuz. Köpeklerin toplanılan köpekleri bir araca beraberce koyularak yani iki tane diyelim Escobar'la Pablo'yu alıyorlar. Bir aracın içine koyuyorlar. Ne olacak onlar? Birbirini doğrayacaklar orada. Yani bunu yapanlar insanlar. Biz bir bu insanlara bir laf söylediğimiz zaman mahkemelerle uğraşıyoruz. Sanki o insanlara yani aslında kötü bir şey de söylemiyoruz. Yani Allah'a havale ediyoruz da ama şimdi asıl işte bu insanların kim oldukları, bu insanlar bir de devlet kurumlarında çalışan insanlarsa çok çok yazık yani. Gerçekten çok çok yazık. Yani şimdi doğa koruma milli parklar bizim burada biliyorsunuz bize Pars reise seni aç bırakacağım. İşte değnekle vurma. Halbuki bu yok yani. Seni aç bırakma yok. Sadece burada mizah amaçlı konuşma. Bunları alıyorlar. Bir de sırtından tutma. Bunları alıp bana ceza kesiyorlar. Sırtından tutmanın, seni aç bırakacağım demenin. İşte değnek diyor bir de. Ufak bir dal parçasına değnek diyorlar arkadaşlar. İşte bunlardan dolayı bana 8000 küsür TL ceza yazıyorlar. İşte bunları da onların önüne sunan kim? Hayvansever, görünümlü. Yani tamamen işin rantında olan müptezel bir tayfa var arkadaşlar. Özellikle bir tanesi var. Bize sosyal medya hesabında bizi işte köpekleri betonlarda yatırıyor bilmem ne falan bir sürü şeyler paylaşıyordu benim hakkımda. Köpekleri işte kafeslere hapsetmişim, betonlarda yatırıyorum falan diye bu tarz şeyler. Bella. Şşt. Kaybol bakayım. Şimdi arkadaşlar kendi sosyal medya hesabında öyle bir paylaşımlar yapıyor ki köpekler rezalet durumda. Toplamışlar dışarılardan köpekleri topluyorlar. Daha fazla köpek olsun, daha fazla köpek olsun. İnsanlardan yardım adı altında para alabilmek için köpekleri yediriyoruz, köpekleri bakıyoruz ayağına.
Yani bunlara gerçekten var ya, yani ben biz bunu canlı yayınlarda söylemiştik. Canlı yayında hatta milletvekiliyle canlı yayın yaptım biliyorsunuz. Orada da ben bunları belirttim. Bunların düzeltileceğini söylediler. İşte yardım adı altında gelen paralar nereye gidiyor? Nasıl oluyor? Ne oluyor? Bunların aldıkları paralar gerçekten köpeklere mi harcanıyor? Ben bunu özellikle Hayvan Hakları Komisyonu'ndaki milletvekiline söylemiştim. Ama hiçbir düzeltilme olmadı sanırım. Bunların topladıkları paraların hesabını nasıl veriyorlar? Kendi demeleriyle mi veriyorlar? Nasıl yapıyorlar? Onu ben bilmiyorum. Sizler de bilmiyorsunuzdur herhalde. Bella! Buraya gel. Bak seni var ya. İçeri gir çabuk. Buraya gir, buraya. İçeri gir. İçeri gir. Buraya. Sana ceza vereceğim. İçeri gir. Tamam. En azından alırsın. Çünkü Boçi'ye... Ya aslında Boçi de Lady'yi şey yapmıyor. Lady'ye sarıyor. Oynuyorlar sürekli. O da onunla oynuyor ama... Bazen Bella'nın sesi böyle değişiyor diyorum. Boçi'yi kapmasın yani. Neyse arkadaşlar, şimdi bize diyorlar ya işte betonlarda yatırıyor. Ya paylaştığı şeyler de yolun ortasına, yol dediğim yani meydanın ortası, böyle kendi yapmış oldukları barınakların böyle ortaya mamaları döküyorlar. Rezalet bir şekilde hayvanları güya besliyorlar yani. Hayvanlar orada birbirlerine saldırıyor. Hayvanların yani böyle bir besleme yani yok ki. Alın o zaman tabakları ayrı ayrı verin. Hepsinin önünü bir anda döküyorsunuz. Hayvanlar birbirine giriyor. Tabii o birbirine girme sahnelerini paylaşmıyorlar arkadaşlar ama ben orada yakaladım birkaç. Birbirine girme mevzusu oluyor. Özellikle hayvanların işte önüne böyle konserve mi ne döküyordu. Orada hayvanlar aç. Aç hayvanlar tabii saldırıyorlar daha fazla yiyebilmek için. Ama işte köpekten bir haber olup, köpek de işte hayvan hakları savunucusu ya, İşte köpeğe çocuk diyerek köpekleri koruduğunu sanan bir değişik bir insan bu. Bunları kendi paylaşıyor. Yani kendi yaptığı şeyleri görmüyor. Bir de bizi kötülemeye çalışıyor. Yani bunu da gidiyor şimdi. Köpeği aç bırakacağım diye, yani bunu demişim diye beni şikayet ediyorlar doğa korumaya. Doğa koruma da bize ceza kesiyor. Peki şimdi doğa koruma yollarda, burada mesela yollarda yaralı köpekler var. Ben onları geçen videoda çektim. O videoyu da ben paylaştım. Doğa koruma neden acaba o köpeğe, yaralı köpeğe gidip alıp, o köpek hala şeyde Pınaraltı köyünde Karaca Çay Fabrikası'nın yanında o köpek. Karaca Çay Fabrikası'nın yanında orada duruyor. Doğa koruma neden gidip o köpeğe sahip çıkmadı? O köpek acı çekiyor, ızdırap çekiyor. Yarası var. Ben karnını doyurdum. Hadi yani bu hayvanlarla, hayvanları koruyacaklar ya. Hayvanları koruyacaksalar oradan başlasınlar, korusunlar hayvanları. Alsınlar belediye veterinerine getirsinler Trabzon'a. Tedavi ettirsinler. Ama oturdukları yerden bize ceza yazmayı biliyorlar. Niye? İşte bir tane hayvansever yazmış. O da oraya ben kağıtta yazıyor yani hayvanseverin şikayeti üzerine devlet üzerinden. Şimdi kağıtta yazıyor. Ben onu okuyorum. Şikayet eden kişiyi zaten biliyoruz yani. Ya o değilse bile onun gibiler. Ama büyük ihtimalle odur. O olmasa da dediğim gibi onun gibi bir tane değil ki bunlar. İşte hayvanseverlik adı altında insanlardan para toplayabilmek için gördükleri yaralı köpeği, onu bunu topluyorlar. Ondan sonra hayvan besliyoruz. Bize mama gönderin, para verin, işte un alın, bilmem onu alın, nakit verin. Nakil desteği, klinik desteği, oraya bu kadar borcumuz var, buraya bu kadar borcumuz var. Yani bu hayvanseverlik değil mi? Yani bunların aslında bir sorgulanması lazım. Gerçekten kliniklere o kadar borçları var mı? Paylaşıyorlar, yardım istiyorlar. Ve hiç yardım gelmedi diye sürekli ağlıyorlar. Şimdi hiç yardım gelmiyor diye ben gördüm paylaşımını, zaten bana paylaştığı şeyleri ben görüyorum. Şimdi hiç yardım gelmiyor.
başka sokaktan yine başka hayvanlar alıyorlar. E siz sokaktaki aldığınız hayvanlara madem bakamıyorsunuz, niye alıyorsunuz ki o zaman? Hem bakamıyorsunuz, bakamıyoruz diye ağlıyorsun. Ondan sonra yine sokaktan hayvan alıyorsun. Yok yüzün üstüne çıkmış hayvan sayısı. Bakabildiğin kadar al o zaman. Tamam, bunları artık ne yapıyorsan o kendini. Niye şimdi burada bak ben gül gibi baktığım hayvanlara şikayet ediyorsun ki? Bak burada gördüğün hayvanlar, bunların şartları senin yaşayamayacağın şartlarda bu hayvanlar yaşıyor. Ya şimdi sen şu hayvanların burada oynamasını bile alıp işte köpekleri dövüştürüyor diye şikayet edersin. Ama önemli olan senin şikayet etmen değil. Şikayet ettiğin kişilerin bizim ne yaptığımızın, neyin ne olduğunu bildiği halde bize ceza yazması. Escobar! Gir içeri. Kursan sen de dur. Allah sizin şerrinizden korusun. Gerçekten şeytanın dünyadaki, yeryüzündeki elemanlarısınız. Gerçekten. Yani biraz Allah'tan korkun. İftira atmayın. Yapmış olduğunuz iftiraların yüzünden biz de uğraşıyoruz. He, tabii ki biz de düzlüğe, yani iftiralarınızın sonucunda uğraşıyoruz. Düzlüğe çıkıyoruz ama uğraşmamız bize kar kalıyor. Yani uğraşıyoruz. Ama bunun hesabını Allah'a vereceksiniz. Gerçekten hem adalete hem de Allah'a vereceksiniz. Sadece işte içinizde bir çekememezlik var. Benim hiçbir hayvanseverle, kimseyle bir işim yokken sürekli beni, yani niye bu, neyin hırsı var sizde anlamadım ki. Korsan çocuğum gel yapma. Bir de öyle hırlayan köpekler öyle diyor. Çocuğum gel yapma. Ya korsan ne anlar çocuktan? Ya Escobar bir sus ya. Bir sus Escobar. Neyse arkadaşlar, çok yakında, az kaldı. Çok yakında dava sonuçlanıyor. Şimdi bu ay kaç gün kaldı? Şurada 5-6 gün falan var. Davamız sonuçlanacak. Göreceğiz. Yapılan iftiraların bedelini ödeyecek mi, ödemeyecek mi? Onu göreceğiz arkadaşlar. Davayı 4 gözle değil 8 gözle bekliyoruz. Yani en azından bir önümüzü görelim. Bakalım ne olacak? Gerçekten adalet var mı? İşleyecek mi? Onu göreceğiz. Aynı şekilde hemen sizlerle paylaşacağım. Çünkü olan biten her şeyin siz de farkındasınız arkadaşlar. Oğlum, Vurgun. Ya size ben daha ne diyeyim ya? Hemen burayı sökmeye mi başladınız ya? Ya ayıp ya. Oğlum. Ya tahtayı buradan sökeyim ben ya. Baksana hemen ısırıp sökmeye başlamışlar ya. Tahtayı söküp buraya palet koyacağım ya. 2 tane palet koyarım buraya ya da 3 tane palet. Çünkü
Tahtayı yemeye başladılar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çok az kaldı davaya. İnşallah hayırlı bir sonuç alacağız. Ondan sonra bu iftira atanların arkası da inşallah kesilir davadan sonra. Öyle ümit ediyorum. Ama yani biz devam ettiğimiz sürece, tamam mı? Sürekli bizim önümüze bunlar çıkacak. Bunun farkındayım. Biz de dimdik ayakta duracağız arkadaşlar. Ama gerçekten şunu tekrar söylüyorum. Yani şuranın, tamam mı? Şuranın, şu ortamın günahına girmeyin yani. Burada her şey dört dörtlük. Yalandan iftira atmayın. Önünüze bakın. Siz de önünüze bakın. Daha iyi işler yapın. Tamam mı? Gerçekçi olun. İnsanları da kandırmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.